sizi sadece Bitlislilere bıraksalar. Buradaki hayvancılığı, balcılığı, turizmi, tarımı kendi haline bıraksalar, müdahale etmeseler, Bitlis başka yerden göç alır. Başka yerden gençler çalışmak için buraya gelirler. Bir hazinenin üzerinde oturmuş, yoksul, perişan edilmiş bir halka dönüştük. Bu bizim kaderimiz olamaz. Bu bizim mecbur kaldığımız bir durum olamaz. Yeter ki gönül gönüle olun. Yeter ki burada, kendi toprağımızda, ana vatanımızda özgürce, insanca yaşamaya karar verdik deyin. Belediye önemli değil. 1000 tane belediyeyi sizin tek bir tırnağınıza kurban ederiz. Yeter ki siz burada olun. Ankara'dan gelip burada Kürtsün boynunu bükeceksin dediler. Bitlisli'ye bunu da yaptılar. Şimdi buradan Bediüzzaman'ın topraklarından Ankara'ya sesleniyorum. Geçti o günler, geçti artık. Geçti artık o günler. Bediüzzaman'ın ayakkabı kutuları, Bediüzzaman'ın çelik kasaları yoktu. Bir hırkası vardı, hırkası. Başka da bir şey yoktu. Şimdi Bediüzzaman'ın yolunda yürüdüğünü söyleyenler, siz 4x4 lüks ciplerinizle cuma namazına gidiyorsunuz diye Müslüman olamazsınız. Kusura bakmayın. Burada bu kadar yoksul, aç, perişan varken halk açlıktan, işsizlikten inim inim inlerken sizler lüks havuzlu villalarınızda seyri sefa düzenlerken Bediüzzaman'ı temsil ediyoruz diyemezsiniz. Bediüzzaman'ı temsil etmek de, İslam'ı temsil etmek de, Müslüman olmak da kolay bir iş değil. Her şeyden önce samimiyet ister. Her şeyden önce Allah'a gerçek bir iman ister, iman. Bunlar gerçekten Allah'tan korksalar, haşa, gerçekten Allah'ın varlığına inansalar, hırsızlık yaparlar mı ya? Bilmezler mi Allah bunu hesabını soracak? Bilmezler mi bu dünyada hesap vermesi öbür dünyada hesap verecek? Demek ki bunların Allah'tan korkusu yok. Bunlar Allah'ın varlığına bile haşa inanmıyorlar ki bu kadar hayasızca yalan konuşup, bu kadar hayasızca belden aşağı vurup, bu kadar hayasızca hırsızlıklar yapıyorlar. Allah'tan korkusu olan bunları yapar mı? Siyaseti gerçekten yoksullar, ezilenler, çiftçiler, işçiler, köylüler için yapıyorlarsa şu tabloya bir bakın. Benim bir şey anlatmama gerek yok. 4,5 milyon doları ayakkabı kutusunda saklayan adam bir ay bile tutuklu kalmadı. Bir ay tutuklu kalmadı. Bitlis'in kahveleri işsiz gençlerle doludur. Akşamları evine ekmek götürmeye bile parası olmayan babalar bu şehirde var. Öyle değil mi? Peki İçişleri Bakanı'nın oğlu 1 trilyon için ne diyordu? Birkaç kuruş, 3-5 kuruş diyor, evde var, fazla yok. Siz bir ekmek parası bulamayacaksınız, o evdeki 1 trilyona 3-5 kuruş bir kenarda var diyecek. İşte başka bir şey anlatmaya gerek yok. Her yerde büyük bir kahramanlık sergiliyorlar. Dualarınızı pınardan içer gibi suyu... Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.